dile kolay. Dilin kültürle ilişkisi üzerine sohbetler. Merhaba, ben Didem Ermiş Sezer. Ve ben İlkay Baliç. Dile Kolay'ın bu bölümünde toplumsal cinsiyet konusunda dilin yerini ve rolünü tartışacağız. Dil toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl etkiliyor, yansıtıyor ve bu alandaki dönüşümlerden nasıl etkileniyor? Bu konuda biraz sohbet edeceğiz. Konuklarımız Zeynep Gürü Göker ve Ebru Nihan Celkan. Zeynep Gürü Göker, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve SUGENDER, yani Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi ekibinde yer alıyor. Ebru Nihan Celkan da tiyatro yazarı ve toplumsal cinsiyet eşitliği, kültürel çeşitlilik, etik, adil ve yaratıcı yönetim gibi konularda atölye içerikleri üreten Y+O'nun kurucusu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz. Toplumsal cinsiyet eşitliği diye bugün konuşuyoruz. Aslında iki cinsiyetin, kadının ve erkeğin tarih boyunca çok da eşit olmamış olan hayatları ancak belki son 100 yılda daha olumlu değişimlere sahne oldu diyebiliriz. Yani kadınların yüksek öğrenim alabilmesinin ya da oy kullanma hakkı sahibi olabilmesinin tarihi bile gerek dünyada gerekse Türkiye'de ancak 100 yıl öncesine uzanıyor. Dolayısıyla aslında tarihsel olarak hem gündelik hayatımıza hem de dile son derece işlemiş, içine işlemiş bir eşitsiz durumdan bahsediyoruz burada. Bugün sizlerle beraber bugün ne durumdayız, cinsiyet eşitliğinden bahsetmek dilde nasıl mümkün olabilir, bunları konuşmak istiyoruz. Tartışmaya da biraz aslında en temel yerinden başlayalım. Toplumsal cinsiyet diye bir kavramdan bahsediyoruz. Bu yani tam olarak nasıl bir anlam yükleniyor? Toplumsal cinsiyet ne demektir? Cinsiyetten nasıl farklılaşır? Gürre, istersen seninle başlayalım. Biraz seni dinleyelim. Olur tabii. Öncelikle çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Çok heyecan verici bir buluşma gerçekten. Toplumsal cinsiyet, tüm cinsiyet algılarının toplum tarafından belirlendiğini ifade eden bir kavram olarak kullanılıyor. İlk kullanıldığında cinsiyet kelimesini alternatif olarak kullanılmış ve tırnak içinde kullanıyorum, biyolojinin belirleyici rolünün ve buna bağlı olarak geliştirilen kadın erkek ayrımının indirgemeci olduğu düşüncesiyle kullanılıyor. Cinsiyetin aslında toplumsal bir inşa olduğunu, bedenlere toplumsal, kültürel, tarihi olarak ve de değişkenlik gösterebilen hem zaman içerisinde hem mekan içerisinde rol, davranış ve normlar atfedildiğini ifade ediyor. Ancak bu kavram akademik çalışmalarda ilk kullanılmaya başladığında cinsiyetin de sabit bir temeli olduğu varsayılıyor, düşünülüyor. Ki bugün biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet gibi bir ikiliğin de ötesine geçmiş durumdayız. Yani atanmış cinsiyet, yani kişiye doğduğunda çoğunlukla da dış genital organları temel alınarak atanan cinsiyet ve cinsiyet kimliği, iç benlik algısı aynı olmayabildiği gibi beden, biyoloji, cinsiyete dair algıların oluşmasında da toplumsal yapının rolü artık dünyada kabul görmüş durumda. Dille nasıl ilişkilendiriyoruz dersek aslında çok doğrudan ilişkili tabii. Çünkü bütün toplumsal ilişkileri, yapıları, olguları dille anlamlandırıyoruz. Yani kullandığımız dil neyin doğru, neyin gerçek, neyin normal ya da anormal olduğuna dair varsayımlar içeriyor ve bunları yeniden üretiyor. O yüzden dil toplumsal cinsiyetin kurucu bir ögesi diyebiliriz ve toplumsal cinsiyette dili şekillendiren en önemli etmenlerden biri. Yani zaten feminist düşünürler başından itibaren dünyayı anlamlandırırken kullandığımız dil ve düşüncenin tamamen erkeklerin deneyimi ve bakış açısını temel almasından şikayetçi. Yani işte evrensel olduğu öne sürülen aslında erkeklerin ve o da bir grup erkeğin. İşte nedir? Orta sınıf, beyaz, cis heteroseksüel, yani atanmış cinsiyetiyle cinsiyet kimliği örtüşen erkek. Bunun en iyi örneğinde herhalde insana neredeyse birçok dilde karşılığı olan insan oğlu kelimesinde görebiliriz. Yani insanoğlu, adam, bilim adamı, yani standart olan insanı temsil ettiği düşünen eril erkekle ilgili olan bunun yaygın olarak kullanılması bence bunun iyi bir örneği. Bir iletişim aracı olarak da dil tabii ki cinsiyetle ilgili norm, rol ve beklentileri yeniden üretiyor sürekli. Bu da aslında yani neden kelimelere ve dile bu kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Çünkü değişmesinin de çok güçlü etkileri olabilir o yüzden işte. Aman canım ne var ki yani bayan desek diyor bazen insanlar.
Ama bayan deyip geçmememizin sebebi aslında kadın denmememizin arkasında türlü sebep var. İşte kadın cinsellik çağrıştırıyor. Kız ve kadın arasında bir ayrım var örneğin Türkçe'de. Hani kadın demek ayıp bir şeymiş gibi görülüyor bu sebeple. Ya da kadınlarımız deniyor mesela ama erkeklerimiz denmiyor. Çünkü erkeklik bir düzeninden gelen bir sahiplenme var o kelimede aslında. İşte kadın sürücü kaza yaptı gibi manşetler mesela. Hani erkek sürücü demiyoruz. Çünkü orada ataerkil bir dünya görüşüyle doğrudan ilgili o kelimenin neden kullanıldığı. Evet, değil mi? Dil alıp gündelik hayatın o normlarını, ataerkil düzenin normlarını bize geri yansıtıyor. Ve bu eşitsizlikleri perçinlemeye, yeniden üretmeye de hizmet ediyor bu anlamda. Yani dili bir iletişim aracı olarak kullana kullana biz bu düzeni yeniden üretiyoruz. Peki bütün bunlar nasıl değişecek Ebru? Ne düşünüyorsun? Yani nasıl değişecek? Süper. Yani değişecek kesin bilgi. Ondan eminiz artık. Yani hani bu bir değişim başladı ve bu geri dönülmez büyük ihtimalle. Benim en azından deneyimim o şekilde görünüyor. Çünkü gerçekten hani bir adaletsizlik olduğunu ikna olan kitlelerin sayısı gittikçe artıyor. İnsanların sayısı gittikçe artıyor. İkna olmaktan kasıt da şu, görünür kılmak aslında bu adaletsizliği. Belki de uzunca süren mücadele buydu. Dilde de görünür kılmamız gerekiyor ki değişimi sağlayabilelim. Yani 5 tane erkeğin oturduğu bir televizyon programında kürtaj yaptırmak isteyen adam da şunu yapsın dediğiniz zaman neye tekabül ettiğini bir düşünmeye başlamamız gerekiyor mesela. Dolayısıyla bu kadar pratik bir yerden başlayıp ben şu anda ne diyorum, şu anda söylediğim cümlenin bir karşılığı var mı hayatta, ne demek istiyorum diye aslında kişisel sorgulamalardan yola çıkmanın bence değişim yaratmak için en etkili alan olduğunu düşünüyorum. Tabii ki birbirimizin farkındalığını artırmak için birbirimizle bu diyalogları kurmalıyız ama ben ne yapıyorum? Yani birey olarak, bir yurttaş olarak, Ebru olarak ben nasıl bir dil kullanıyorum? Bu dilin kaynağı ne? Yani kaynağı neden kastım da şu aslında. Dil zihnin aynasıdır diye bir şey var, cümle var. Ben çok beğeniyorum. Zihnimde nasıl görselleştiriyorsam aslında bir takım şeyleri dile de o şekilde yansıyor. O görselleştirmeyi kim yapıyor diye baktığımızda işte bizi etkileyen bir takım iletişim araçları var. O iletişim araçları bize sürekli, değil mi, uyandığımız andan itibaren bir takım kaynaklar sunuyor. Ve istesek de istemesek de o kaynaklar zihnimizde yerleşiyor ve o yerleşen kaynaklar üzerinden ben de dili kurmaya başlıyorum. Dolayısıyla bence yani bir başlangıç noktasına ihtiyacımız var mı? Ondan çok emin değilim çünkü birden fazla yerden başlamamız lazım dili değiştirmek için. İşte reklamcıların da kendi dilini değiştirmesi gerekiyor. Orayı çok önemsiyorum çünkü reklam dünyası gerçekten birçok şeyi etkileyen bir yer. İşte televizyon dizileri, sinema filmleri, yani hani görsel medyanın aslında var olduğu her alan, basın, medyadaki kız kardeşlerimiz bu konuda çok iyi çalışmalar yapıyorlar bence dil değiştirme konusunda. Dolayısıyla her alanda işte okul kitapları, orada da mor sertifika programı aklıma geliyor mesela Sabancı Üniversitesi'nin, işte öğretmenlerin kullandığı dil. Dolayısıyla her alanda bir değişikliğe ihtiyaç var. Lakin galiba bir başlangıç noktası arayan biri varsa ve şu anda bu podcast'i dinliyorsa ona nacizane kendi adıma ben ne yaptım diye bakıp feminizmin mottosundan yola çıkalım. Kendinden yola çık. Ben nasıl bir dil kullanıyorum? Hiyerarşik bir dil kullanıyor muyum? Kadın erkek arasında değil sadece. Biraz önce Gülru'nun imlediği gibi erkek ve işte heteroseksüel ve vesaire diye tanımlananın dışında nasıl bir dil kullanıyorum mu fark etmek çok önemli. Biz dediğim ne? Bir cümle kurarken biz diye imlediğim şey neyi işaret ediyor? Bunlardan başlamak aslında bakarsak. Atasözleri tırnak içerisinde deyimler dediğimiz kullanımların kimi dışladığı, kimi içeri aldığı, kimden bahsettiği üzerine düşünmek. Hayatın olağan akışında bir takım cümleler kurduğumda, işte diyelim ki iki tane çocuğum var, biri bir oğlum bir kızım olduğunu düşünelim. Bulaşıklar yıkanacak, araba yıkanacak. Kızım sen git bulaşıkları yıka, oğlum sen git arabayı yıka demek yerine değerli hane halkı, önümüzde iki tane zorlu görev var. Bulaşıklar yıkanacak ve araba yıkanacak. Kim hangisini yapmak ister diye sormanın nasıl bir dünya değişikliğine, bir perspektif değişikliğine yol açacağını fark etmek gibi gibi aslında kişisel olarak yapabileceklerimize konsantre olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Israrlı bir şekilde bir takım terimlerin kullanılmasının, ilk başta kendimize bile yabancılaşsak, mesela kadın demekte herkesin zorlandığını biliyorum ben, hani az çok deneyimliyoruz bunu.
Hemcinslerimiz de zorlanıyorlar. Bir sürü insan zorlanıyorlar. Çünkü bir alışkanlık var orada. İşte kaba geliyor gibi şeyler söylüyorlar. Ama bunun altında yatan nedeni fark edip bunda ısrarcı davranmak. İlk başta eleştiren ve böyle meraklı gözler baksa bile devam etmek, bunu sürdürmek. İşte bilim insanı demek konusunda ısrarcı davranmak. Bir takım alternatif kullanımları. Bizim dilimiz çünkü zamirler bakımından aslında avantajlı baktığınızda. Hı hı. Bizim başka dertlerimiz var. Bizim atasözleri, deyimler gibi dertlerimiz var birazcık. Bir de işte genelleştirme gibi bir sıkıntımız var dilde. Bir de dili cinsiyetlendirerek kullanmak gibi. Yani hani zamirler olmasa bile işte spor adamı demek gibi böyle bir şeylerimiz var. Sporcu demeyi tercih etmek. Yani aslına bakarsak bir değişim istiyorsak dilde ilk önce kendi dilimizi gözden kesinlikle geçirmenin önemli olduğunu bu düşünüyorum. Bu zamirler hikayesi de aslında önemli çünkü gender tabiri yani yabancı dillerde bildiğimiz bugün bizim toplumsal cinsiyet diye çevirdiğimiz o tabir cinsiyetin dilin içinde olduğu diller için kullanılmış. Önce dilden çıkan bir kavram yani değil mi? Yani hani İngilizce'de he, she gibi, hani Türkçe'de hiç olmayan bu zamirler ya da hani Fransızca'daki, Almanca'daki artikeller gibi hani masa neden kadın da mikrofon neden erkek gibi. Yani bu şey Türkçe'de biz bu konudan dil üzerine konuşurken bu tartışmadan bahsetmiyoruz ama Evet, bazı tartışmaları teğet geçiyoruz Türkçe'de adeta. Peki burada yine Gürü'ye döneceğim. Bu dilin cinsiyetli olduğu coğrafyalarda bu alandaki tartışmalardan da biraz bahsedebilir misin? Neler tartışılıyor? Tabii yani sizin de dediğiniz, Ebru'nun da dediği gibi Türkçe'de bu açıdan avantajlıyız. Cinsiyetlendirmeyen bir dil. Eşyaları, kelimeleri cinsiyetlendirmiyoruz. Ya da birbirimizden bahsederken bunu cinsiyetsiz yapabiliyoruz. Kısaca sen, o diyebiliyoruz ama işte İngilizce bildiğim için İngilizce'den örnek vereceğim. Birisinden bahsederken he ya da she dediğimizde bir cinsiyet atamış oluyorsunuz. Yani erkek o mu, kadın o mu onu söylemek durumundasınız var olan ikili cinsiyet zamirler içerisinde. Yani ikili bir cinsiyet sistemi içerisinde cinsiyetlendirilmiş bu diller. Halbuki biraz önce bahsettiğimiz gibi bir kişinin cinsiyet kimliği ve de cinsiyet ifadesi de atanmış cinsiyetinden farklı olabilir. Bu tartışma biraz buradan çıkıyor zaten. Yani he diye hitap ettiğiniz ve belirli gerekçelerle erkek olduğunu varsaydığınız kişi, ki bu gerekçeler ya cinsiyet ifadesi olabilir, işte ne giydiği, nasıl konuştuğu, ya da işte dış görünüşüyle ilgili olabilir, saçının kesimi, sakalı olup olmadığı, ismiyle ilgili olabilir. Ve siz he ya da she dediğinizde varsayıp bir cinsiyet atamış oluyorsunuz. Ayrıca kendini kadın ya da erkek olarak tanımlamayan, ikili bir cinsiyet sistemi içerisinde tanımlamayan da çok insan var. Yani ikilik dışı ya da non-binary ikili cinsiyet rejiminin sunduğu kadın ve erkek kategorilerinin içinde tanımlamayan. O yüzden bugün çok yaygın bir şekilde belirli coğrafyalarda bu tartışılıyor. Ve mesela they diye bir zamir kullanılıyor she ya da he dememek için. Bu da başka, mesela İsveççe'de de hen var sanırım yanılmıyorsam. Böylece cinsiyetsiz kişi zamirlerini insanlar cinsiyet ikiliğinin ötesine geçmek için de kullanabiliyorlar. Kendisini ikili bir cinsiyetin içerisinde tanımlasa da dünya görüşü bunu böyle gösterdiği için de kullanmayı da tercih edenler var ve birçok yerde bu yaygınlaştı. Örneğin Amerikan üniversitelerinde en azından gördüğüm benim e-maillerde gelen insanlar tercih edilen zamiri yazıyorlar mesela imza gibi isimlerin altına, ya da bizim toplumsal cinsiyet alanında en çok orayı bildiğim için katıldığımız konferanslarda mesela Zoom'da bağlanırken yanınıza tercih ettiğiniz zamiri yazabiliyorsunuz. She, her, işte he, they vesaire gibi. Ama bence burada en önemlisi, bunları kullanırken Ebru'nun biraz önce dediği şey çok önemliydi. Hani kendin ne yapıyorsun? Kendine bakmak, kendine sormak. Ve hani mesela en basitinden öğrenmeye de çalışıyoruz bunu sürekli. Yani bir anda dili değiştirmek de o kadar kolay değil. Ders anlatırken mesela birisinden bahsederken they kullanmaya çalışıyorum. Hani İngilizce anlattığımız için biz dersleri. Hani ben onu o şekilde yaparsam öğrenci de onu dinlediğinde hani o bir pratiğe dönüşür diye düşünmeye çalışıyoruz. Bir de güvenli alanlar oluşturmak meselesi çok önemli bence. Yani bu işte hani kime, nerede, nasıl bir alanda tercih ettiği zamiri soruyorsunuz. Hani insanları böyle bir şeyi beyan etmeye zorlamak da doğru bir şey olmayabilir. O yüzden de hani bu bir de çok hızlı ilerliyor. Çok hızlı dönüşüyor dil. Ve bu hani hem aktif, bu alandaki aktivist çalışmalar hem akademik çalışmalar ilerledikçe mesela eskiden kullanılan bazı kelimeler artık kullanılmıyor oluyor ya da siyaseten yanlış oluyor. O yüzden de biraz bu güvenli alanı sağlamak,
işte neyi kime nerede sorduğunuzu, insanlara sorup öğrenmek, mesela susmak, pasif kalmak değil de neyi tercih ediyorsun, nasıl sana nasıl hitap etmemi istersin diye sormak bence önemli. Çünkü bazen de insanları böyle bir panik hali alıyor. İşte aman şimdi hiç mi konuşamayacağım, susacak mıyım, kimseye de bir şey demeyeyim mi yanlış bir şey dememek için diye. Ama burada yani bence mesele, yani dilin kurucu rolünü biraz küçümseyen bir tavır bence bu panik. Çünkü burada mesele ne dediğinizden çok o söylediğiniz şeyin karşınızdaki insanda yarattığı olumsuz etki. Yani çünkü bir kimlik tanımlıyorsunuz ya da inkar ediyorsunuz o kimliği. Ne olduğunu, kim olduğunu tanımlamaya çalışıyorsunuz karşınızdaki kişinin. Ve böyle bir aman da canım şimdi ne yapacağız, hiç bir şey diyemez olduk diye feveran eden daha çok bu sistem içerisinde aslında zorluk yaşamayan insanlar olduğu, yani bunun iktidarlı bir pozisyon olduğunu da görmek lazım. Çünkü o konfor alanı zaten bu imtiyazı olmayan insanlar için hiçbir zaman yoktu. O yüzden de hani bu tartışma bence bu güvenli alan ve iktidarla birleşen bir tartışma. Ebru, sen kurumsal bağlamlarda, özel sektörde de böyle eğitim çalışmalarına, bu anlayışların geliştirilmesine yönelik raporlama ya da araştırma çalışmalarına katılıyorsun. Oralarda ne tür arayışlar var ve sen neler öneriyorsun, ne gibi öneriler getiriyorsun? Dönüşümün ne şekillerde parçası olabiliyorsunuz? Yani şöyle söyleyebilirim, galiba benim en azından deneyimlediğim kadarıyla birçok marka sorumluluğunun farkına varmaya başladı. Yani nasıl bir sorumluluk üstlenebileceğinin, bir değişiklik yapmaları durumunda toplumsal cinsiyet konusunda nasıl bir fark yaratabileceklerini daha çok fark etmeye başladılar. İnsanlarla temas noktasında çok fazla alanları var aslında markaların, kurumların. Dolayısıyla benim en azından dahil olduğum çalışmalarda çok yönlü çalışmalar yapılıyor. İlk önce onu söyleyeyim. Hani mesela bunlardan bir tanesi gene Gülru'da, Gülru'ların olduğu alanda yürütülen şirketler aile içi şiddete karşı gibi kocaman bir proje var. Mesela 7 yıldır düzenli bir şekilde devam ediyor. Şiddet alanında başka şeyler yapılıyor. Benim dahil olduklarım birkaç tane farklı şey söyleyebilirim. Birincisi, reklam ve iletişim çalışmalarında çok ciddi bir değişiklik ve dönüşüm üzerine kurumlar hem çalışıyorlar, çalışmalarının yanında şunu iyi haber olarak söyleyeyim, bu konuda ısrarcılar. Yani biz bir çalışma yaptık, eskisi gibi işte 8 Mart'ı kutladık ve sorumluluğumuz bununla ilgili ortadan kalktıdan ziyade biz gerçekten reklam dilimizde, reklam göstergelerimizde nasıl bir yol izlemeliyiz ki toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalıyız. İkincisi, insan kaynakları alanında çok fazla yapılıyor. İşte başvuru formlarının değiştirilmesinden görüşmelerde ne tür sorular sorulacağına kadar, kime hangi soruyu soruyoruz, neden soruyoruz, bunun altında toplumsal cinsiyetle ilgili ne var sorgulamalarına kadar, kadın istihdamını arttırmaya yönelik politikalar geliştirmeye kadar kurumlar içerisinde çok farklı alanlarda çalışmalar var. İşte kadın işi, erkek işi diye ayrımların ortadan kaldırılması ve bunlarla ilgili de galiba en azından beni etkileyen ve bana cesaret ve umut veren şey, birçoğunu dışarıda duymuyoruz bile. Yani bunu şu yüzden söylüyorum. Eskiden bu tip çalışmalar birazcık daha hani böyle imaja yönelik, işte ne bileyim birazcık daha reklama yönelik vesaire diye. Tabii ki öyle olanlar da vardır büyük ihtimalle. Hani ondan şey değilim, hepsi böyle diyemiyorum. Fakat gittikçe daha fazla bir şekilde yöneticilerin, beyaz yaka yöneticilerin, öyle söyleyeyim, beyaz yakaların, mavi yakaların da aynı şekilde toplumsal cinsiyet konusunda çok daha kendi hayatlarını etkileyeceğini fark eder bir şekilde baktıklarını görüyorum. O yüzden de işte mesela eskiden birazcık daha sayısal şeyler konuşulurken, işte yani tamam istihdamı %50-%50'ye getirelim, bu konu kapansın şeklinde bir şey varken, şimdi bir dakika, bu sayılar eşitlendi ama kurum içi kültüründe acaba biz ne yapıyoruz? Birbirimizle kurduğumuz ilişki, gündelik ilişki acaba şu anda nasıl? Dolayısıyla kurum içi uygulamalarda da, mesela ben çok fazla rehber hazırlıyorum kurumlara, birbirimize nasıl ilişkileniriz vesaire şeklinde. Dolayısıyla birbirinden farklı çalışmalar var. Hem kapsamları geniş benim gördüğüm kadarıyla, hem etki alanları da artık birazcık daha dışarıya dokunuyor. İşte ne bileyim, bir akaryatı kıt istasyonu, hiç unutmuyorum, bu örneği çok severek anlatıyorum ben, markayı söylemeyeceğim.
Bundan 6 yıl önce bir atölye çalışmasında bana şöyle demişlerdi. Ne yapalım yani Ebru Hanım, pompacıları kadın mı yapalım? Siz şimdi bizden bunu mu talep ediyorsunuz dediklerinde 5 yıl sonra bu konuyu konuşmak isterim sizinle demiştim. Bugün akaryakıt istasyonlarında kadın pompacıları görmek artık değil mi, gittikçe normalleşen bir şey. Dolayısıyla hani ilk önce kurum bunu hayal ediyor. Gerçekten bu hayali ben onlara vermedim yani. Onlar bunu söylediler. Hani bir isyan şeyi olarak söylediler. Sonra bunun iyi bir fikir olduğunu fark ettiler. Ve devam ettiler. Dolayısıyla çok farklı alanda çalışma yapılıyor. Ama umut veren şey şu ki ısrarcılar. Çünkü harika. Kendilerine dokunduğunu da yani her bir bireyin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden, cinsiyeti ne olursa olsun, kadınlar daha fazla ve daha yoğun ve farklı şekillerde etkileniyor olmakla beraber erkeklerin de ve toplumsal cinsiyet bağlamında hani LGBTİ'ler zaten bundan etkileniyorlar. Daha fazla insan bundan nasıl etkilendiğini daha çok fark ediyor. O yüzden de sahiplenme duygusu da değişmiş durumda kurumlar içinde. En azından ben öyle deneyimliyorum. Evet, peki bir yandan akademide de bu işte Sugender gibi merkezlerin bir takım çabaları var, çalışmaları var. Demin burada bu mor sertifikadan bahsetmişti eğitim alanındaki. Akademide bu alanda ne tür çalışmalar yapılıyor ve bu toplumsal cinsiyet, dil ilişkisi, bu dönüşüme dair hangi konulara odaklanılıyor? Mesela bu cinsiyetsiz kişi zamirleri kullanılınca kullanılmasında insanların algısına bakılmış. Yani insanlar tepki gösteriyor mu? Ne yapıyorlar? Kolay alışıyorlar mı? Kolay bu dönüşüme adapte oldular mı diye. Ya da işte bir metinde, İngilizce bir metinde insan yerine doğrudan he kullanılmasının okuyucudaki etkilerine bakılıyor. Gerçekten siz sürekli erkeği imleyen he'yi okuduğunuzda bir insan cinsiyeti ne olursa olsun birisini mi tahayyül ediyorsunuz, canlandırıyorsunuz kafanızda? Yoksa gerçekten onun hep erkek mi olduğunu düşünüyorsunuz gibi. Ya da şeye bakılmış mesela. Tabii çok yeni olduğu için bu değişim, araştırmalar da çok yeni. Cinsiyetsiz kişi zamiri kullanılınca toplumda o kamusal alanda hoşgörü gelişmiş mi? Gerçekten daha hoşgörü, daha eşitlikçi olmuş mu insanlar? İşte insanların kendilik algısında gelişimde ne gibi rolü olmuş? Bir de çok ilginç bir şey daha gördüm. Sosyal psikoloji alanında yapılmış bir araştırma. İsimler ve cinsiyet normları arasındaki ilişkiye bakıyor. İşte kadınlara verilen isimlerle erkeklere verilen isimler arasında nasıl anlam farkları var? Daha istenmeyen, işte daha negatif anlamları olabilecek, belki daha zayıflık imleyen isimler kadınlara mı veriliyor? Tam tersi de erkeklere mi gibi? Ebru Mor sertifikadan bahsetti. Ondan bahsedeyim biraz Sugender'in çalışmalarından. Lise öğretmenlerine toplumsal cinsiyet eğitimleri veriliyor bu kapsamda. İşte toplumsal cinsiyet, coğrafya, toplumsal cinsiyet ve edebiyat, toplumsal cinsiyet ve matematik gibi hangi dersi öğretiyorsanız öğretin. O dersin hem içeriğini hem de o dersi nasıl anlattığınızı, toplumsal cinsiyete duyarlı nasıl yapabileceğiniz üzerine ve bunlar hani böyle tek taraflı bir eğitim değil de daha çok öğretmenlerle birlikte atölye çalışmaları yaparak birlikte bir sınıf ortamını nasıl daha cinsiyete duyarlı kılabiliriz gibi çalışmalar yapılıyor. Materyaller geliştiriliyor. Ya da aynen özel sektöre yönelik eğitim çalışmaları da yapıyoruz mesela Sugender'da ve burada da biraz önce söylediğimiz şey önemli oluyor benim için. Yani hani kendimiz bu eğitimi verirken nasıl bir dil kullanıyoruz ki hani bu eğitimden beklentimiz ne olsun? İşte bahsettik ya hani bayanı kadına çevirmek çok zor. Ya da işte birilerine hanım, bey dememek de çok zor. Hani ilk tanıştığınız bir insana ismiyle hitap etmek. Ama işte belki hani teşvik edecek şekilde sormak, nasıl hitap etmemi isterseniz. Ya da bu eğitim boyunca ben size bu şekilde hitap edeceğim şu yüzden diye baştan açıklamak gibi. Bir de bizim Gearing Roles diye bir proje çerçevesinde Ayşegül Altınay ve İlayda Eceova ile Sabancı Üniversitesi'nde yürütüyoruz 3 yıldır. Üniversite için bir eylem, cinsiyet eşitliği eylem planı katılımcı çalışmalarla geliştirildi ve bu uygulamaya konuluyor şu anda. Mesela onun da en önemli ayaklarından bir tanesi bu iletişimde cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için üniversitenin bütün yazılı ve sözlü iletişimini gözden geçirmek istedi. Biraz önce Ebru zaten çok örneğini verdi. İlanlara bakmak, işte web sitesinin diline bakmak, kendi aramızda nasıl iletişim kurduğumuza. Bununla ilgili çok güzel rehberler var akademide nasıl yapılabilir diye. Mesela birkaç sene önce Kadir Has Üniversitesi Kadın Çalışmalarının böyle bir cinsiyete duyarlı iletişim rehberi çıkmıştı. Orada hani farklı derslerde ve üniversitenin içerisindeki farklı birimlerle ilişkilerde çok güzel örneklerle anlatılıyor mesela toplumsal cinsiyeti duyarlı nasıl konuşabiliriz, nasıl yazabiliriz diye. Yani akademide bu gibi çalışmalar hani bir yandan bilimsel bir yandan da
son yıllarda çok önemli olan üniversitenin kendi içine bakmak. Yani akademik yapının kendi içerisinde ne yapıyoruz? Biraz kendi evimiz, önümüzü temizleyelim gibi. Bir yandan akademideki dili de konuşuyoruz tabii. Bu programda pek çok farklı konuya eğilirken bu yerelleştirme konusu her zaman gündemimizde. Yani akademik bilgi üretimi çoğunlukla İngilizce olarak gerçekleşiyor. Pek çok terim öncelikle İngilizce'de karşımıza çıkıyor ve çeviri ihtiyacı doğuyor. Sen de Guru mesela atanmış cinsiyet, cisgender, ikili cinsiyet sistemi gibi pek çok terim kullanıyorsun. Bunların çevirileriyle ilgili nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz? Kaynaklar oluştu mu? Bunu merak ediyorum bir de. Yani benim birebir ya da içinde bulunduğum kurumun yürüttüğü özel bir çalışma yok ama mesela benim sürekli baktığım bir LGBTİ artı hakları alanında çeviri sözlüğü var. Kaos GL tarafından 2020'de yayınlanmış. Çoğu zaman açıp bakıyorum mesela bunu nasıl çevrilmiş, nasıl kullanılabilir diye. Burada hani yani aktivist bilgiyle akademik bilgi sürekli bu alanda birlikte gittiği için zaten hani o gelişmeler hemen çeviriye de taşınıyor ya da hani o kelimenin kullanılmasıyla o akademik hayata da geçiyor. Yani oradaki geçişkenlik özellikle böyle işte sivil toplum kuruluşları ve LGBTİ artı hareket tarafından bu şekilde yansıtılıyor. Ben hani biz de güncel kalmaya o şekilde bakarak öğrenmeye çalışıyoruz sürekli. Aklıma bir de şu geliyor bir yandan, hani hem kullandığımız dil hem kullandığımız kelimeler, terminoloji, hem de aslında dili kullanma biçimlerimizden bahsetmek lazım. Bir araştırmada örneğin şöyle bir şey yapılmış, işte bir metin, bir akademik metin öğrencilere teslim ediliyor. İşte bir kısmına Türkçeleştirelim şimdi, Ayşe Öztürk tarafından yazıldı diye veriliyor. Bir kısmına Ali Öztürk tarafından yazıldı diye veriliyor. Ve iki grubun cinsiyet bazlı varsayımlarına göre aynı makaleyi yazmış olan, yani aynı makale için farklı yorumlar yaptıklarını görüyorsunuz. Yani bu oranlarda ciddi bir fark var. Yani kadın olduğu için daha öyle böyle yazdığını varsaymak gibi. Aynı zamanda dil bilim çalışmaları da yapılıyor. Yani kadınların mesela iş hayatında e-mail yazarken karşı tarafın duygularını daha fazla gözeten, doğrudan emir vermekten, talimat vermekten geri duran, ben böyle düşünüyorum, böyle daha iyi olacağını, daha faydalı olacağını düşünüyorum gibi belki sıfatlarla, şeylerle değil mi, cümleleri tamamlayan, böyle yapalım arkadaşlardan geri duran ifadeler de kullanması gibi boyutları da var konum. Bu da aslında dilin iktidarla ilişkisi, kadının nasıl konumlandığı, bunlar üzerine de çok şey söylüyor. Bu konuda Ebru, sen bir şeyler söylemek ister misin? Yani şöyle, aslında iş dünyası ile ilgili tabii söyleyecek o kadar, yani gerçekten hani çok fazla konu var. Yani hani e-maillerin dili de bunun tabii ki bir sureti, hani karşımıza çıkan. Ve tabii ki hani bir takım tavırların erkekler tarafından yapıldığında nasıl karşılandığı, kadınlar tarafından yapıldığında nasıl karşılandığı. Yani fikrinizi ateşli bir şekilde savunduğunuzda kadınsanız size nasıl sıfatlar uygun görülüyor, erkekseniz size nasıl sıfatlar uygun görülüyor gibi. Dolayısıyla hani belki de aslında toplumsal cinsiyetin çok daha nasıl söyleyeyim, hani birazcık daha böyle siyah ve beyaz şeklini iş dünyasında görmek mümkün oluyor. Bir mail yazarken karşısında kimi hayal ediyor insanlar? Bu soruyu çok soruyorum ben mesela atölyelerde. Bir mail yazarken bu maili yazdığınız kişi, mesela genele attığınızda şirkette, kimi hayal ederek yazıyorsunuz? Bir hangi cinsiyeti hayal ederek yazıyorsunuz? Ağırlıklı olarak erkek cins, yani hani hayal ettiğini görüyoruz. Bir de çok verdiğim bir örnek var, hani etkili olduğunu düşündüğüm. Diyorum ki mesela bugün Perşembe, ben size yöneticiniz olarak dedim ki pazartesi günü işe başlayacak ateş gibi bir satışçıya ihtiyacımız var dediğimde zihninizde nasıl bir fotoğraf oluşuyor? Ondan sonra tabii ki bir oluşan fotoğraf ağırlıklı olarak erkek fotoğrafı oluyor. Dolayısıyla alacağınız kişi de erkek olacak. Yani hani çok zaman baskısı altında kaldığımızda, işte hızlı çözüm üretmek zorunda kaldığımızda, ki iş dünyasında en çok aslında yapılan şey, aldığımız kararları nasıl toplumsal cinsiyet gözetmeden aldığımız ve nasıl tekrar ve tekrar adaletsizliği yarattığımızı göstermek açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii biz dil dediğimizde sadece konuştuğumuz dili düşünmemek de gerekiyor aslına bakarsak. Yani dilin farklı formları var. Mesela işte görseller de bir dil. Görsellerle oluşturduğunuz dil de
Nasıl bir görsel dil oluşturuyorsunuz? Kimi kapsıyor bu görsel dil diye sorduğumda da şirketlere, işte ne bileyim, şirket içerisinde vizyon misyon tanımları var mesela. İşte vizyon misyon tanımlarını da aynı şekilde bakıyorsunuz. Özellikle eğer radikal formlar içerisinde bu vizyon misyonlar çok böyle işte satış rakamlarını şuraya ulaştırmak falan diye. Görselde kimi kullanıyorsunuz? İşte erkek satışçılar vesaire. Eğer bu vizyon misyon tanımı birazcık daha böyle işte şirketimiz bundan sonra toplumsal cinsiyet eşitliğine daha dikkat edecektir gibi bir şey olduğunda kadınların orada olması gibi. Yani görsel dilde de aslında verdiğiniz mesajların ne kadar önemli olduğunu, hatta çoğu zaman bence bununla ilgili bir elimde veri yok ama bakmakta çok fayda olduğunu düşünüyorum. Kullandığımız yani kelimeler kadar o fotoğrafların, o görsellerin, hazırlanan görsellerin renkleri, renklerin kimlerle özdeşleştirildiği, o görsellerde konumlandırma, mesela reklamlarda çok yapılan bir hata, hala o şekilde devam edenler var. Bir kadın oyuncuyu nereden çekiyorsunuz? Genelde yukarıdan çekiliyor kadın oyuncular. Yani perspektif yukarıdan bir göz oluyor. Erkeklerde ise göz hizası veya aşağıdan. Tabii ki bu perspektifi nasıl değiştiriyor? Yani daha büyük görünmek. Aşağıdan çektiğinizde görüntünün daha ihtişamlı, daha büyük olması. Yukarıdan çektiğinizde ise küçülmesi gibi bir durum var. Bunu tabii ki bilerek yapmıyorlar. Yani hani yönetmenler işte biz tamam bu reklamı böyle kadınları küçük göstereceğiz, erkekleri de bir... öyle yapmıyorlar. Bir alışkanlık olduğunu fark etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla kurumlarda da fotoğraflar çekilirken işte CEO erkek diyelim ki onun fotoğrafını böyle biraz aşağıdan çekmek, işte pazarlama müdürü kadın diyelim ki onun fotoğrafını biraz daha yukarıdan çekmek gibi, bunların da aslında çok fark yarattığını veya göz hizasından kadınları en iyi ihtimal çekmek gibi, böyle dilin bu tarafını da bu şekilde kullandıklarını görüyoruz. Ama işte biraz önce söylediğim gibi şimdi bunların her biri sorgulanıyor artık. Yani bence en önemli şeylerden bir tanesi o. İşte hitabet kime olacak? Kimi kapsıyorum, kimi kapsamıyorum? İşte 8 Mart kutlamalarının hani dilinin tekrar düşünülmesi kurulmasından, görsellerinin tekrar biçimlendirilmesine, hatta işte eskiden annelik izni olan iznin artık ebeveynlik iznine dönüştürülmesi gibi bir takım uygulamalar var. Bu bile dildeki değişikliği gösteriyor. Yani annelik izniyle ebeveynlik izni arasındaki mesafeyi düşünmek önemli diye düşünüyorum. Gürru, sen bu dil-iktidar ilişkisine dair neler eklemek istersin? Yani Ebru anlatırken bu şirketlerde kullanılan dili, hani e-mail atarken nasıl bir dil kullanıyor, karşındakini nasıl hayal ediyorsun? Benim de aklıma şöyle örnekler geldi. İşte bir tane çalışma okumuştum. Akademik makaleler yazarken de kadınlar ve erkeklerin kullandığı dil farklı olabiliyor diye. Tam da benzer bir örnek. Mesela yanılmıyorsam böyle gösteriyor bu çalışma. Ya da bunu söylemeye çalışıyorum diyor kadın. Yani mesela erkek böyle gösteriyor, bunu gösteriyor diye daha savının arkasında daha güçlü bir şekilde durabiliyor. Bir de burada mesela şey hiyerarşileri de giriyor işin içine. En azından bunu tamamen gözlemden söyleyeceğim. Hani kadın da hiçbir zaman sadece kadın değil, genç bir kadın mesela. Ya da işte belirli bir sınıftan, belirli bir etnik kimlikten kadın. Özellikle genç akademisyenlerde ya da işte araştırmacılarda böyle bir çekinerek yazma kadınlarda. Ve kendini çok da olduğu gibi göstermekten bunu bir, kendimi şu anda ben çok... Nasıl diyeyim, ukalalık mı yapıyorum deyip çekinip aslında olduğundan daha az gösterecek şekilde kullanma dili yazarken. Hani bunu çok görebiliyoruz. Bir tane yine bu size bahsettiğim bu proje çerçevesinde bir webinarda çok güzel bir örnek dinledim. Araştırma, çok öyle prestijli bir araştırma önerisi yazmanın eğitimini verecekler İspanya'da bir üniversite. Ve diyorlar ki belirli bir şekilde yaptıklarında ilanı, ki bunun içerisinde işte mükemmeliyetçilik, rekabet falan gibi kelimeler geçtiğinde daha fazla erkek gelmiş eğitime. Burada tabii şöyle bir şey de var. Yani büyük fonlar, büyük hibeler daha çok mühendislik alanlarında oluyor. Oralarda daha çok erkek olduğu için de hani buralardan daha çok proje çıkıyor falan. Sonra biraz cinsiyete duyarlı bir şekilde yazalım ilanı diyorlar. Ve daha fazla kadının eğitime geldiğini görüyorlar. Yani o yüzden böyle o kadar doğrudan ilintili ki iktidarla. Hani iki tane kelimeyi değiştirince aslında o kavramların altındaki yükü değiştirmiş oluyorsunuz. Çünkü rekabet, mükemmeliyetçilik, işte Ebru'nun dediği ateş gibi birini alacağız örneğindeki gibi. Onu canlandırıyor kafanızda yani. Hani bu eril tahayyüllerle oluşturulan bir mükemmeliyet, başarı anlayışı var arkasında.
Ama değişiyor, şeyde de değişiyor yani bilim alanında da değişiyor. Mesela siyasal iletişimde son yıllarda duygular üzerine çok fazla çalışma var. Eskiden dediğim bu modern ahlak düşüncesinde akıl ve duygu, eril ve dişil arasında bir ayrım yapılırken şimdi hem akıl yürütmenin hem iletişimin önemli bir parçası olduğu artık kanıtlanmış durumda duyguların ve duygu boyutunun. Bu da işte bence toplumsal cinsiyet çalışmalarının açtığı önemli bir alan iletişim çalışmalarına. Yani sadece ne söylüyoruz değil, ne söylemiyoruz, nasıl dinliyoruz, neyi nasıl söylüyoruz, nasıl yazıyoruz, bütün bunlara bakmak, yani böyle birçok boyutlu bakmak iktidarla iletişim ilişkisine, bence bu alanda yapılan en diyeyim son yıllarda önemli şeylerden bir tanesi. Türkiye'de aynı zamanda hani çok aile sıfatlarının da yaygın olduğu bir bağlamda yaşıyoruz. Yani aile, akrabalık terimlerini çok sık kullanıyoruz bir yandan. Bu da dilimize çok işlemiş bir şey. Bir hocamın, Dilek Cindoğlu'nun verdiği bir örnek buraya taşımak istiyorum. Mesela araba park ederken otoparkçı anahtarı almak istediğinde enişten müsaade etmiyor dediğini söyledi bir strateji olarak. Ve her zaman işlediğini söyledi. Ortada bir enişte olmasına gerek yok ama eniştenin varlığı dille orada kuruluyor ve eniştenin tehdidi. Hani enişten, enişten bir de senin enişten, hani seni de oraya o ilişkiye kattı. Bu arabaya başka bir erkeğin binmesinden rahatsız olma potansiyeline sahip birisi. Enişten izin vermiyor, tamam abla. Yani buradaki ilişkiler üzerine ilave etmek isteyeceğiniz bir şeyler olur mu? Onu merak ettim. Ben şeyi söyleyebilirim, hani bu abilik meselesi şirketlerde de çok önemli bir yere oturuyor aslında. Şöyle işte biraz önce hani sayılarla bir takım eşitlikler sağlıyorsunuz ama ikili ilişkilerde sağlayamadığınız yerlerden bir tanesi bu. Özellikle birazcık daha tecrübe isteyen, tecrübelilerin birazcık daha kıdemli olduğu şirketlerde bir abilik kültürü oluşuyor ve o abilik kültürüne kadınlar dahil edilmiyor. Yani sadece dilde böyle bir şey olduğu için bile. Yani hani işte diyelim ki bir yazılım firmasından bahsedelim. İşte 10 yıldır orada olan erkek yazılımcı ve 10 yıldır orada olan kadın yazılımcı var diyelim. O yazılım, yani hani her ikisinin de yetkisinin de aynı olduğunu ve mevkinin aynı olduğunu farz edelim. Junior yazılımcılar, yani yeni giren yazılımcıların erkek yazılımcıyla kurdukları abilik ilişkisi yüzünden, abi şunu nasıl yapıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun, şu konuda bize bir destek ol vesaire gibi kurdukları ilişkinin çok daha güçlü olması ve ona daha çok itibar etmeleri. Oysa aynı tecrübeye sahip kadın yöneticiliği bu dili kuramadıklarından dolayı, kendilerinin beyanı bu sırada, benim çalıştığım bir yazılım firması var. Kendilerinin beyanı, biz bu dili kuramadığımız için, yani hani hep bir mesafe var ve o mesafeyi aşamıyoruz ve o mesafeyi aşamadığımız için de hani aslında itibar etmemek değil de hani ulaşamadığımız bir şey gibi bir şey. Peki bu abilik ne kazandırıyor diye baktığımızda aslında işte o ilişki, iletişim şeyini kolaylaştırdığını düşünen bir zihniyet yapısı yaratmış oluyor. Dolayısıyla bir gene bir haksızlık ortaya çıkıyor aslında bakarsak. Herkes için, yani bu tavsiyeyi almak üzere oraya giden yeni yazılımcı için de bir haksızlık. Çünkü bir perspektif den mahrum bırakıyor kendisini aslında. Sadece abinin perspektifini almış oluyor. Yani hani bir diğer yazılımcının perspektifini almamış oluyor. Bu genç bir kadınsa aynen Gülru'nun söylediği gibi çok daha problemli bir hale dönüşüyor. Yani hani işte yaş olarak diyelim ki erkek yazılımcıdan birazcık daha yaşı genç olsun, daha erken yaşlarda olsun, çok daha problem oluyor. Dolayısıyla iş dünyasında da aslında süre giden bir bu akrabalık terimlerinin kullanıldığı alanlarda, özellikle de işte dediğim gibi birazcık daha yetenek demeyeyim de nasıl söyleyeyim, birazcık daha tecrübenin önemli olduğu alanlarda mühendislik gibi mesela, hani orada da çok ciddi şantiyelerde bu dil çok kuruluyor zaten, hani üretim, şantiye, birazcık daha böyle şey olan, emek yoğun yerlerde de bu dillerin daha fazla kurulduğunu görüyoruz. O da tabii ki ister istemez bir başka şey yaratıyor. Ayrımcılık alanı yaratıyor. Dolayısıyla hani bir tek akrabalık meselesi de değil galiba burada. Yani orada akrabalıktan başka bir şey de var. Ve iktidarı kuran bir şey var. Öyle yani, hani dolayısıyla o alanları işte hep kurduğumuz dile tekrar ve tekrar bakmak çok önemli bir hale geliyor. Çünkü bunu kadın yazılımcılar da yapıyor bu sırada.
dünyada tarihsel olarak kadınların değil erkeklerin daha avantajlı konumda olduğu bir durumda bulmuşuz kendimizi bugün. Tam tersi de olmuş olabilirdi. Yani burada erkekleri suçlayan bir anlayış olmadığını vurgulamak lazım. Çünkü sıklıkla bu da bir yanlış anlaşılma olarak devreye giriyor. Önemli olan o iktidar ilişkisinin, hiyerarşinin farkına varmak ve ötesine geçme gayreti göstermek galiba. Bir de şöyle bir şey var. Yani hani aslında abilik orada bir sıfata dönüşmüş oluyor. Yani hani bir sıfat da yüklemiş oluyoruz. Şimdi ben gene yaptığım çalışmalardan bir tanesini toplumsal cinsiyet çalışmalarında açılış oyunu oynatırım ve kendi isminizi bir sıfatla beraber yazın. Baş harfleri aynı olsun derim. Kendim için de eğlenceli Ebru diye koyarım buraya. İşte atıyorum akıllı Ayşe, işte ne bileyim yetenekli Yeliz. İnsanlar yazarlar böyle. Birkaç tane soru sorarım. Bu sıfatı siz kendinize mi koyuyorsunuz? Birileri size koyduğu için mi burada kullanıyorsunuz? İlk defa mı düşünüyorsunuz? Daha önce kullandınız mı vesaire diye. Sonra da konuyu şuraya getiririm. Sizce yani ben küçükken bana birilerinin verdiği başka bir sıfat vardı. Sizce bu ne olabilir diye sorarım. Böyle çekinirler, utanırlar falan hani hem görüntü gayet nettir aslında yani. Hani bu tartışmaya gerek yok yani. Hani net bir şekilde sıfat belli. Gene ismimin baş harfli falan. En sonunda biri cesaret edip der ki ya acaba erkek Ebru olabilir mi falan. Aa çok güzel aynen öyle erkek Ebru derlerdi. Çünkü futbol oynamaktan hoşlanırdım. Her zaman saçlarım kısaydı bilmem ne o bu falan. Peki bu sıfat bana hayatta ne kazandırdı? Sonra sayarlar işte güvenilir birisiniz herhalde. Bilmem ki halbuki beni hiç tanımıyorlar. Daha 10 dakika olmuş yani. Hani o sıfat yüzünden birden gözlerinde ne kadar itibarlı. Hani işte güvenilir biri, sağlam biri, yıkılmaz biri, işte cesur biri. Bir sürü şey yüklenmiş yani o anda. Sonra da şu soruyu sorarım. Peki ben kız Kerem olsam? Yani tabii o zaman işler değişir falan. Hani böyle bir şey. Yani tam da bu aslında. Yani kullandığımız her şeyin. Yani evet bizde yabancı dillerdeki gibi işte artikeller ama bizde de sıfatlar çok cinsiyetli aslında ve daha sinsi bir şekilde cinsiyetli. Yani keşke belki işte eşyanın cinsiyeti daha açık da ama şeyin sıfatların çok tehlikeli yani cinsiyetlendirilmiş olması ve bunların üzerine çok düşünmek lazım. Orada abi artık bir sıfat mesela. Enişte de bir sıfat. Koruyan, kollayan. Biraz sinirli değil mi? Hani böyle bir görüntü de geliyor insanın gözünün önüne. Ve bir sahiplenme ilişkisi içerisinde bir kadınla. Yani evet bu akrabalık konusu tamamen işte o ataerkil tarih içerisinde anlaşılması gereken bir şey. Yani çünkü orada siz bir aile ilişkisine, akrabalık ilişkisine referans verdiğiniz anda aslında birazcık mesafeyi daraltmış oluyorsunuz. Yani hani ailenin içerisinde olabilecek şeyler diye düşünüp ama tabii ki yani bütün bu bahsettiğimiz şey işte toplumsal cinsiyet düşüncesi, feminist düşünce zaten akrabalık ilişkilerinin içerisinde, ailenin içerisinde de iktidar olduğunu gösteriyor. O yüzden de yani tam da konunun merkezine geliyor yani siz birisine yenge dediğinizde hani ben seni sahiplendim, sen benim ailemdensin ama o yengeyi söyleyen kim ve hani o sahiplenmenin sonrasında ne var? O zaman senin hareketlerini de kısıtlayabilir miyim sen benim yengemsen? İşte nerede dolaşacağını da dolaşamayacağını da söyleyebilir miyim gibi. O yüzden hani böyle bir yandan aile tabii ki bir birliktelik, dayanışma, sıcakkanlı bir ortam çağrıştırırken bir yandan da aslında iktidarın sınırlarıyla oynayan bir şey, metafor. O yüzden böyle hani iş yerine falan aile denmesi de bazen şey olabiliyor yani hani profesyonelliğin daha çok ve belirli mesafelerin olmasını istediğiniz yerlerde hani aile benzetmelerinin kullanılması bazen işleri karıştırabiliyor bence. O yüzden ben demin evimizi temizleyelim deyip çevirdim farkındaysanız. Çünkü o kadar yerleşmiş kendimiz de yapıyoruz. Kesinlikle. Çok teşekkürler sevgili Ebru ve Gürru. Bugün birlikte çok şey düşündük ve sizden çok şey öğrendik. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, Dile Kolay'ın bu bölümünde konumuz toplumsal cinsiyetti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.